Merhaba sevgili dünya vatandaşları, Fevkalade Sohbetlere hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve ses geliyordur. Birkaç saniye attı. Öncelikle merhaba diyelim chatten herkese. Bugün neler yapacağız konuşalım. WhatsApp'tan duyurmayı, sosyal medyadan duyurmayı unutmayalım. Ve hep birlikte başlayacağız. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün bir kara kalem çizim yapacağız. Dolayısıyla bir parça parlama olabilir kağıtta. Başlarda nasıl gittiğini tam hissedemeyebilirsiniz. Bu arada bugün bir mikrofon deniyorum. Geçen kayıtta bir ses sıkıntısı vardı. Ses iyi geliyor mu? Şöyle bir parmak atarsanız sesle sorun yoksa çok mutlu olurum. Çünkü benim önümde iyi geliyor gözüküyor. Ama cızırtı olmazsa çok iyi. Geçen kayıtta bir cızırtı varmış galiba. Çünkü tekrar izlerken gördüm. O yüzden bu sefer başka bir mikrofon bağladım. Evet, ne yapıyoruz bugün? Bugün bir kara kalem çizim yapacağız. Ben yürek yedim dostlar. 50'ye 70 yetmedi. 70'e 100 yapacağım. Merhaba sesliği. Çok teşekkürler Mercan Hoca. Bir parça şöyle aşağıya alacağım. Evet. 50'ye 70 yetmedi. 70'e 100 çizim yapacağım. Üstelik 70'e 100 çizim kağıdım olmak için iki kağıdı birleştirdim. Çünkü bugün sizlere merhaba Yağmur, hoş geldin. Çünkü bugün sizlere bir parça kara kalemde bir çizimi geliştirmeyi konuşmak istiyorum. Yani hem bir yandan çizeceğiz, teknik olarak konuşacağız ve sonra tabii ki ona her zaman olduğu gibi biraz sulu boya ve mürekkeple finalize edeceğiz. Ama bir yandan da bir şey çalışırken, bir metin elinizdeyken onunla ilgili şeyleri yapmaya başladığınızda fikir nasıl gelişiyor, nereden referans alınıyor? Bunları konuşuyor olmak istiyorum. Çünkü bu videoların başından beri çok kişi figürlü, yani bir mekan figürlü kompozisyonu bana sorup durdu. Ben de aslında YouTube kanalında bu tip şeyleri yapmayacağımı, onların hep öğrenciler ve derslere ait olduğunu söyleyip durdum. Ama sanki bir parça bu işten bahsetmek lazım. Çünkü bundan bahsetmediğimiz zaman diğer resimleri nasıl yönettiğimiz anlaşılmıyor gibi geldi. Kral Katili güncesinden bir resimleme istendi sıklıkla. O yüzden bugün geldiğinizden resimleme yapmayacağız. Bugün Patrick Rothfuss'un Rüzgarın Adı adlı kitabından bir resimleme yapacağız. Hoş geldin Yasin Hoca. Merhabalar. Hoş geldin gerçekten. Evet, ve bir eskizi yönetmeyi konuşacağız aslında. Bir fikri geliştirmeyi konuşacağız. Biraz referans kullanmayı konuşacağız. Yani bu kitaptan özel bir sahneyi resmetmeyeceğim. Bana bu kitabın hissettirdiği üzerinden bir şehir meydanı ve figür silüetleri yapacağız. Ve referans kullanma derken, mesela elinizde bir kaynakça var. Şöyle göstereyim. Oradan bir parça bir şey alıp resminize nasıl aktarabilirsiniz? Veya çizim kitaplarında gördüğünüz şeyler var. Onları kendi kompozisyonlarınıza nasıl aktarabilirsiniz? Veya Pinterest'te bir görsel beğendiniz. Memnunsunuz. Nasıl aktaracaksınız? Bunlar sorular. Ve tabii ki adına kara kalem dediğimiz o muhteşem malzeme biraz nasıl kullanılmalı? Yani daha doğrusu çizgi denilen şey nasıl ele alınmalı? Azıcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve dediğim gibi yürek yedim 70'e 100 figürlü kompozisyon yapacağım. Bu oldukça zor bir şey. 70'e 100 yapmayı istememin sebebi nüansları sizin daha iyi algılayabilmeniz. Yani çizim yaparken serbestlikle elde ettiğiniz bir nüans var. Bu nüans çok kıymetli bir şey. Birçok çizer çizime yeni başlamış, çizime yeni öğrenen kişi o nüansı kullanmıyor ve ben bunu öğretmek için çok çaba sarf ediyorum. Benim için o nüansın peşinde olmak önemli. Çizgiyle bir tür dans bu iş, resim yapmak. O yüzden bunu konuşacağız. Tabii her zaman yeni bir eskizim var. Yani o kadar da plansız değilim. Biliyorsunuz asla plansız değilim. Her zaman burada bir şeyler var. Öncesinde bir araştırma var. Ve zaten bugün aslında bu kitaptan bir metni daha önce öğrencilerime vermiş idim. Ve onlar o gün tembellik edip çizmemişlerdi. Bu yılki grup değil. 3 ya da 4 yıl önceydi galiba. Ve onların inatlaşıp böyle 50'ye 70 bir kağıdı alıp hadi o zaman Hodri Meydan deyip yapmaya başlamıştım. Ve
1,5 saatte bir kompozisyon çıktı. O gün bir serbestlik çok hoşuma gitmişti. Açıkçası bugün bu tip bir serbestliğin peşindeyim. Yani çok serbest bir şekilde kağıtla haşır neşir olacağız ve bakalım bize ne çıkacak. Merhaba Hülya Hoca. Bu çıkan daha sonra nasıl gelişecek? Bu arada bu yayının şöyle bir özelliği var. Karakalem tekniği ve biraz yatay bir figürlü kompozisyon konuşacağım için yetenek sınavları ve güzel sanatlar konusunda alınacak her türlü soruyu da yayın sırasında cevaplayacağımı da söylemek istiyorum. Bol bol çay içeceğim. Biraz midem, karnım ağrıyor yediklerimden dolayı. Onun haricinde gayet iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Ve 5 dakika bitti. Artık başlıyoruz. Şimdi dediğim gibi 70'e 101 kağıt alanımız var önümüzde ve bir çizim yapacağız. Bir saniye şu bunu bir parça daha size doğru çekmek istiyorum. Sanki yeteri kadar gözükmüyormuş gibi geldi. Sanırım daha iyi. Bu arada kompozisyon gereği bazen bu böyle oynayacak bugünkü çalışmamızda. Şimdi Patrick Rothfuss'un Rüzgar'ın Adı kitabı. Sizin geriden gelmeniz, yayına sonradan katılmanızla ilgili bir şey bu arada. Onu da söyleyeyim. Öyle bir ayar var galiba YouTube'da. Ben de onu açık tutuyorum. Yani isteyen baştan başlayarak eklenebiliyor yayına. Ama bu mu bilmiyorum. Neyse. Şimdi Patrick Rothfuss'un çünkü kitabımız burada dursun bir süre. Böylece sonradan gelenler neyi resmettiğimizle ilgili merakta olmazlar. Patrick Rothfuss'un Rüzgar'ın Adı kitabı çok güzel bir kitaptır bu arada. Hatta Ursula Le Guin Rothfuss Rüzgar'ın Adı ile başlayan bu muazzam hikayede nereye giderse gitsin iyi bir şarkıcının bir şarkıyı taşıması gibi bizi de yanında götürecek diye de böyle küçük bir ön söz yazıyor. Yani Le Guin bağlantımızı kaybetmedik dostlar. Oradan bahsederim. Le Guin'in küçük bir brief verdiği kitabı yazıyoruz. Rothfuss güzel bir seriyi başladı. Kral Katili Güncesi'ydi galiba değil mi? Ne bu serinin? Evet, Kral Katili Güncesi 1. gün Rüzgar'ın Adı'nda. 2. kitap Bilgi Adam'ın Korkusu. Bir ara kitap yazdı ve hala kendisi de 3. kitabı bekliyoruz. Yıllar geçti. Doors of the Stone'u yayına hazırlayamadı vatandaş. Yani G.R.R. Martin'den beter bir kardeş kendisi bu arada bu yazım konusunda. Kitabı 3 defa yazdığı ve revize ettiği söyleniyor. Neyse, burası biraz sihirli bir dünya. Biraz atmosferden bilgi ama çok da sihirli bir dünya değil. Yani feyler var, biraz bir parça büyü var ama daha çok başka tür bir ilim ilfan dünyası. Ortaçağ formatında geçiyor. Yani daha böyle dekorumuz bir ortaçağ. Böyle biraz böyle Floransa'yı yani Floransa'yla yani büyük Lorenzo de Medici dönemi büyük Lorenzo dönemi Floransa İngiltere arası bir dekoru olan bir yermiş gibi geliyor. Yani 1500'ler 1600'ler Avrupası gibi bir şey. İtalya kadar rafine değil ama İngiltere kadar da kırsal değil. İkisinin arasında bir atmosfer var gibi geliyor. Ve bir parça sihir de var ama kitap dolayısıyla bu sihir noktasından çok genç bir adamın hikayesi şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla ben o genel atmosferi anlatacak bir çizimin peşindeyim. Ama bir tür şey koyacağız. Yani bu buradaki sihiri işaret eden bir şey yapacağız. Çünkü o ilk çizime de böyle bir şeyle başlamıştım. Şimdi bu tip bir kompozisyonu yaparken sanki şöyle bir kalem kullansak daha mı iyi? Şimdi başlarda çok az çizgi göreceksiniz parladığı için. Şunu bir parça şöyle çevirsek ne elde ediyoruz? Çok şey elde etmiyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok bu konuyla ilgili. Pardon. Bir parça burada kompozisyonu koyacağız. Şimdi birkaç tane referans noktamı işaret ederek başlayayım. Burada bir göz hizası var. Burası göz hizası. Gördüğünüz gibi kompozisyonu çok farklı şekilde bölüyorum. Yani iki yarım gibi olacak. Çünkü geniş sokaklar yapacağız. Bu tip bir şeyi yaparken nerede kullanacağım bunu bilmesem de bir tane figürü yerine bu tip bir yatay kompozisyonda koymak lazım. Bunu sonra neye çevireceğimin önemi yok. Bu referans yani bu adamın gözünden buraya bakıyor olacağız. Ve kağıt eş zamanlı olarak ilerliyor olmaya çaba gösterecek.
Ve burada böyle bir şehir meydanı var. Eskizimiz de burada. Onu da şöyle tutayım. Yani bu ilk çizgilerde bu şuradaki atmosferi yakalamaya çalışacağız. Ve birazcık daha serbest olma lazım. Çok realistik bir final beklemeyin. Bunu baştan söylüyorum. Sonra onu bekleyip hüsranlar oluyor. Bilenlerdir. Asla onun peşinde olmadım. Ama bir yandan da gönül şeyi yapmak istiyor. Yani kalemle yapılabilecekleri konuşmak istiyor. O yüzden serbest çizgilerle kağıtta hareketlerimizi tamamlıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz Emine Hanım. Yeni olmak önemli değil, fevkalade sohbetlerde birlikte olmak önemli. Ve çizim ve resim seviyor olmak gayet yeterli. Uzun bir çizim serisi olacak. Ne yaptığını anlamanız, hissetmeniz bir parça zaman alabilir. Çünkü kara kalem yapmanın böyle bir tarafı var. Belki bir parça sonra tükenmez kaleme de geçeriz. Bakalım bize ne çıkacak. Aslında değiştirsek mi? Dostlar hadi oyluyorum. Tamamen tükenmez kaleme geçip iyice risk alalım mı? Yoksa hocam dur sen tükenmez kalemle iyi gidiyorsun. Bir bu akşam bu şekilde gitme diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Yorumları alalım. İlk yarım saat içerisinde bu konuda bir şey yapabiliriz. Şimdi göz hizasını burada verdik. Burada da ayrı bir çatı verdik. Dolayısıyla diyeceksiniz ki bu perspektif nereye gidiyor? Vallahi bu perspektifin nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Böyle bir genel büyüklük koyacağız. Belli başlı şeyleri yerleştireceğiz. Ve bu kompozisyonu bir parça yolda belirleyeceğiz. Bu arada yani kağıt yok bir mazeret değil. Gördüğünüz gibi bu arada sonradan gelenler için söyleyeyim. 70-100 olmadığı için iki kağıdı bir araya getirerek yaptık. Şu taraftayken böyle elim bir parça takılıyor. Burada duracak olan figürlerimizi ve karakterlerimizi böyle küçük sofa insanlar olarak onların hareketlerini ve duruşlarını anlatan şekillerde küçük hareketlerle koyabiliriz. Bir parça bir tanesini çok koyu yapayım. Böylece nasıl bir hareket yaptığımı çok mu parlıyor orada? Daha iyi anlayın. Bir saniye bu ışık sizlere çok parlıyormuş gibi geliyor. Bir şey denemek istiyorum izninizle. Şu an daha iyi sanki. Gerekirse tekrar ana ışığa geçeriz. Şu an sanki daha iyi. Bu sefer de ben hazırlıyorum. Evet ve bu tarafta hareketleri yapıyoruz. Bu resmi çok kara kalemle işlemek açısından şeyi olacak. Ne derler? İşi olacak. Dolayısıyla belki bir tarafını yapıp tamamlayabiliriz. Ve bir saniyede bu taraftan yapacağımız şeyler için referans kullanabiliriz. Dediğim gibi Alan Lee'nin Lord of the Rings sketchbook'u önümde açık bir parça oradan bakıyorum. Brie kasabası için yaptığı çizimler bize ilham veriyor. Birkaç tane de Pinterest'ten ortaçağ kent görünümü indirdim. Onları böyle harmanlayarak bir yandan çizip bir yandan devam etmek. Daha iyi. Kuşu kalem mi daha iyi diyorsun? Ha, ışık daha iyi. Tamam, güzel. Teşekkürler. Evet, kara kalemin böyle bir şeyi var. Parlıyor çok ışıkta. Ve bu şekilde çiziyor olacağız. Her ne kadar kara kalem yapacağız dediysem de her an elime sulu boyayı alıp merhaba Sevda her an elime sulu boyayı alıp
mürekkeple buna bir müdahale yaptığım an gelebilir. Sakın şaşırmayınız. Çünkü benim sulu boyaya karşı duyduğum aşk çok kuvvetli. Yani bir şekilde onunla bir yani çizgiye duyduğum sevgiden daha fazla sulu boyaya duyduğum sevgi. Herhangi bir şekilde sulu boyayı almak için bir mazeret üretirsem bunu kullanırım. Bu tip bir çizimde bence bir yerde şeye başlamak lazım. Yani bir tarafı çıkartarak ilerlemek lazım. Çünkü tıpkı bir herhangi bir fotoğrafa bakar gibi veya ilk defa bir mekana girdiğimiz zamandaki gibi göz olayı takip etmeli. Bir yerden bir yere doğru hareket etmeli. O yüzden şimdi burada soldaki kısmı yaparak bu kasabaya giriş yapacağız. Bu Orta Çağ kasabasına giriş yapmaya çalışacağız. Ve şöyle bir şey yapacağım bu hızlı hareketler içerisinde. Bu tarafı yaparken hep bu tarafta bir başka denge yapacağım. Yani bakın buraya bir figür koydum referans ama ortada başka bir tane koydum ve burada içeride başka bir süreyetim daha var. Ve sonra bu tarafta bir çizgim var. Buraya bir şey koydum, bu tarafa yaptım. Tekrar geldim burayı arttırıyorum. Bunlar eş zamanlı olan olaylar olacak bugünkü çalışmamızda. Bir tek bu kasabaya burası düz mü olmalı, eğimli mi olmalı ona karar veremediydim. O şimdilik kalacak. Buraya da böyle çatıyı yaptık ama Game of Thrones vari bir havası da olabilir. Ya da olmasın. Dizi çok kötü. Ya da burada çatı olmasın. Bir kat daha çıkayım. Ve burada bir ara sokak olsun. Ve burada şimdi oraya yaptığım şu hareketin ne olduğunu sona saklayacağım eğer baştan spoiler vermezsem. Ve bu şekilde çizmeye başlıyoruz. Tabii ters çizdiğim için bir parça olması gerekenden yavaşım. Onu itiraf etmek istiyorum. Bir parça olması gerekenden yavaş gidiyor. Çünkü ters çiziyorum. Yani karşıma alıp çiziyor olmam lazım. Öğrencilerim de bu aralar ton, çizginin yönü, lokal değerler üzerine çok konuşuyoruz. Doku üzerine çok konuşuyoruz. Biraz onlara da birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün mümkün olduğu kadar farklı doku ve ton değeri bulmaya çalışacağım. Ve bunu sadece çizgi kullanarak yapacağım. Bir de dikkat ettin 18. dakikayız. Yaklaşık olarak 10 dakikadır çiziyorum ve sildi kullanmadım. Ve bir aksilik olmazsa da yani bir iki tane iç boşaltma hariç sildi kullanmadan bu kağıdı bitiriyor olacağım. Umuyorum bir aksilik olmayacak ve bu kağıdı sildi kullanmadan yönetebiliyor olacağız. Bu sildi kullanmama meselesi benim için önemli. Kara kalem çizimde sildiği kullanmak yeni başlayanlar için bir hata. Profesyonelseniz kullanın. Uzun süredir çiziyorsanız kullanın. Ama bence incesere yeni başlamış ve ilk defa bu işlere kafa patlatan dostlar için şunu önereyim. Silgisiz bu işi yapmayı öğrenin. Yani aklınızdaki şeyi kağıda aktarmaya başlayın ve korkmayın. Çünkü silgi aynı zamanda korkuyu da beraberinde herhalde. Olmadı ya değiştireyim, olmadı ya değiştireyim duygusunu çok tetikleyen bir şey bence. Ve şu anda sizin en son ihtiyacınız olan şey. Sizler çizgiyi cesurca kullanmayı öğrenmelisiniz. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Sizin önce bunu öğrenmeniz gerekiyor.
Burada mesafe istediğinden bir parça daha fazla yukarıda oldu. Ne yapalım? Böyle eşik yapalım. Ve bir parça burada meydan çıkmaya başladı sanıyorum. Çok serbest çizgilerle yapmaya, oluşturmaya, çıkarmaya birlikte devam ediyoruz. Bu metni öğrencilere verirken de şöyle yapmıştım. Kitaptan bir 5 sayfalık bir bölümü parça parça yapmıştım. Ben kendimi bildim bileli resim yapıyorum. Yaşa büyüğüm. Resmin bütün dallarıyla ilgileniyorum. Şu anda da seramik heykel yapıyorum ve sizi dinliyorum. Şahane Emine. Hocam merhaba. Konudan biraz alakasız ama çizgi film animasyon bölümüne hazırlık için tavsiyelerinizi alabilir miyim? Bu videoyu seyret. Şaka değil, gerçekten tam da bugün aslında animasyon bölümlerinde sorulan yatay kompozisyonlar var bir şey yapıyoruz. Bir de devlette animasyona hazırlanıyorsan çizeceğin TYT'n iyi olacak ve animasyona, kültüre çok hakim olacağım. Biraz Avrupa animasyonuna hakim, yani Belçika, Fransa, Hollanda ekollerinde neler olup neler bittiğine bakmanı tavsiye ederim. Çok Disney vari çizmek iyi değil, çok anime çizmek iyi değil. İkisinin arasında bir yerde durmak iyi. Asla da konudan alakasız değil. Bugün güzel sanatlarla ilgili sorular cevaplıyorum bu arada. Aklınıza takılan şeyleri lütfen söyleyin. Çünkü sözüm var, yapacağım. En büyük sıkıntı buraya koyduğum bu kafalar ve figürlerin ne yapacağı hakkında hiçbir fikrimin olmayışı. Yani gerçekten bu insanlar ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Beni oldukça zorlayacak taraflardan biri bu. İçinde sadece böyle bir şehir meydanı, böyle orta çağda bir şehir meydanı nasıl olur gibi bir his var. Bu hissin peşindeyim bu akşam. Yerdenizdeki ile ilgili büyücü sulu boyalarımızdan sıkıldığınızı, sıkıldıklarını belirten, biraz daha farklı şeyler görmek istediklerini belirten dostlar, daha farklı ne yapabilirim diye düşündüm ve bunu buldum. Rica ederim Gökçe, ne demek? Benim için keyif. Başka soruların da varsa lütfen katıl ve cevapla ve ya da şu anda YouTube'da şahane bir video var. İşte herkes bunu seyrediyor ve bu adam çok iyi çiziyor. Hem de çok güzel yetenek sınavı sorusu cevaplıyor da diyebilirsin. Ve reklamımızı yapabilirsin an itibariyle. Çok şık olur. Önümüzdeki 1,5 saat kadar daha buradayız. Çünkü. Böyle bir giriş yaptık. Resmi hissediyoruz herhalde. Burada bir kent meydanı var. Ve buradan bu tarafa doğru gidiyor olacağız. Şu tarafta böyle bir giriş olacak. Merkez noktamız şurada bir taverna, bir müzikolün Eloy'nin önünde bekleyen genç müzisyen ve birkaç kişi gibi bir fikir var buraya dair. Burada bu binanın devamı olan bir başka bina ve içe doğru gidiş ve arkada bir liman düşünüyorum. Limandaki gemide Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi için Alan Lee'nin yapmış olduğu çizimlerden bir parça almayı düşünüyorum. Bugün çok çay içiyorum. Kusuruma bakmayın. Sıcak bir sıvı alma ihtiyacı bugün çok benimle. Bir insanın konuşurken boğazı kuruyor ya. Yani ne dersiniz? Öyle oluyor değil mi? Hı? Evet. Bu arada bu kamera karşısında ders anlatmak ve canlı yayın bayağı deli işi. Yani oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Kolay mı gözüküyor? Zor mu gözüküyor? Yoksa şey moduyla mı izliyorsunuz? Öyle oluyor. Evet, boğaz yani. Bak şimdi gözler. Neyse.
İnsan hoş geldin Gözde bu arada. Sevgili Gözde Dikmen, onların da Antalya'da Yalın Sanat adında şahane bir atölyeleri var ve Instagram hesapları @yalinsanatta her salı bir konu hakkında bir saat, saat 22'de Instagram'da canlı yayında onlara konuk oluyorum. Teşekkür ederim, çizgilerin çok düzgün ve çok güzel. Antrenman. Gözde'de de konuk oluyorum. Dün akşam The Beatles üzerinden fütüristik bir okuma gerçekleştirdik ve Beatles'ın Dünyayı Nasıl Değiştirir adlı belgesel üzerinden bir konuşma, bir sohbet yaptık. Ve önümüzdeki günlerde o sohbeti de YouTube'da, bu kanalda izleyebileceksiniz. Ondan önce de Sanat Güzel Olmak Zorunda mı adlı bir konuşma yapmıştık. O video şu anda yüklü. Merve Nazım çizgilerini çok düzgün ve çok güzel. Evet, bunu okudum. Teşekkür ederim. Antrenman dostlar. Yani işin sırrı bu. Çalışıyoruz. Sürekli çiziyoruz. Sürekli çiziyoruz. Ve bu çizme eylemini, özellikle bu tip hareketleri yapmayı hiç ama hiç bırakmıyoruz. O zaman oluyor. Yani mesela fakültede Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandığım zaman bize bir ay boyunca 70'e 100 kağıtlara kırık şövalye parçaları çizdirmişlerdi. Ama 25-30 tane kırık şövalye parçasından bahsediyorum. Bunların böyle çizgilerini yapıyorduk biz. Birinci ay bitti. İkinci ayda heykel kareleri vardı. 15-20 tane farklı boylarda kare prizmalar. Onları koydular. Onları çizdik ve tonladık. Zaten güzel sanatları hazırlanırken Cenk Beyhan hocam sağ olsun iyi çalıştırdı bizi. Yani hiçbir şey yapamasam bile çizgiyi belli bir şekilde kullanır hale geldim. Bu videolar konusunda sırasında beni en çok endişelendiren şey bende astigmat olduğu için ve sağdan kontrol ettiğim için bazen yamuk çiziyor muyum diye endişe ediyorum açıkçası. O yüzden böyle ya iyi gidiyor vesaire, hani gidişat hakkındaki fikirleriniz çok kıymetli. Lütfen katılınız. Ben çok mutlu oluyorum bu sözlerden ötürü. Şimdi biraz burada böyle bir karışıklık oldu. Ne olup ne bittiği belli değil. Buraya bir parça İyice ortalığı karıştıracak. Tanama çizgileri yapıp bir parça atmosferimizi ortaya çıkartalım. Bunu yapmalısınız. Yani çizgisel bir desen yaparken bir şekilde bir yerden bir parça böyle araya tonlar girmelisiniz. Bunlar araştırma tonları. Böyle bir terim yok, şu an ben uydurdum. Araştırma tonları diyelim buna. Tıpkı araştırma çizgisi gibi. Sonradan yapacağınız diğer şeylerin nerede durması gerektiğini hatırlatan, çizgilerinizin karışmamasını sağlayan şey. Rica ediyorum dostlar, 15 şu anda abonesi gözüken izleme var. Demek ki 50-60 civarındayız. Facebook, Instagram, Twitter daha fevkalade sohbetleri yayalım ve canlı yayında deyip insanlara haber verin lütfen. TYT'ye hakim olmak için ezber tekniğini kullansam olur mu? TYT'ye hakim olmak için mi? Valla 52 tane net yapmanız lazım yetenek sınavlarında başarılı olmak için. TYT'de 52 net. 30'u Türkçeden. Hiç değişmedi. Sabittir yani. Aksini iddia eden herkesle tartışırım. Bu sene benim hocalıktaki 16. yılım. 15 seneyi bitirdim. Kendi gidişimle beraber 16-17 sınav gördüm. Böyle ortadan başladığım için kaç oldu 16 mı 17 sınav mı ne oldu onu hatırlamıyorum. Bizim sezonlar biraz karışık ya. Çok şey değişti ama Türkçeden başarılı olma zorunluluğu hiç geçmedi. Aha, çok teşekkür ederim Yasin Hoca. Gerçekten seninle birlikte olmak da güzel. Bilmeyenler için basit çizim ve boyama teknikleri sayfası sevgili hoca arkadaşımız Yasin Akbaydar'ın
sayfası ve onunla da geçmişte 2007-2008 arasında yani 2005'te sonunda başladık galiba değil mi Yasin biz senden çalışmaya? 2006-2007-2008'de birlikte çalıştık istasyon sanatta. 2007'de ortalığı inlettik. Sevgili Gözde de vardı. Sevgili Gözde, sevgili Umut, sevgili Yasin ve ben 2007'de Mimar Sinan Marmara Işık Üniversitesi'ni inlettik. Yani öyle böyle değil. Çok başarılı bir yıldı gerçekten. Çok da güzel öğrencilerdi ama onu da söyleyeyim. Biz iyiydik, öğrenciler de iyiydi. Bunu söylemek istiyorum. 2007, yani IBK'lerin, Dilara'ların yılı, Orçun'un yılı. Yani oradaki çocukların hepsi şimdi profesyonel olarak çalışıyorlar. Yüksek lisanslarını, doktoralarını yaptılar. İçlerinde üniversitede hoca olanlar var. Yani biz iyiydik, öğrencilerimiz de iyiydi. Çok keyifli bir yıldı. Bir daha da o kadar başarılısı gelmedi. Çok çalışıyorlardı çünkü. Yani Furkan Birgün öğrencimizdi mesela. Furkan Luka Birgün. 3 ayda onu Mimar Sinan'a hazırladık. Gerçekten çok güzel zamanlardı. Arkadaşlar benim toplantılarımdan ve deneme sınavlarımdan bunalıyorlardı ama neyse şimdi YouTube'da onları çok da açık etmeyelim. Gene mi Canberk? Dediğim gibi burayla ilgili bir fikrim var ama nasıl çıkacağı hakkında Türkiye rekoru mu kırdık orasını bilmiyorum ama çok iyi yerleştirdik Beyaz'ın. Yani o sene sadece şey vardı pardon durdum 2 dakika işte sabah çocuk sorusunda anne tutanda berberi sen çocuk çıkacak diye inat etmiştin. Bir veliyi orada kilitledin zaten bilerek. Ben de berber konusundaki inadımla çok şey olmuştu. İnsanlar anlamamıştı hani nasıl bu kadar iyi soruları bilip doğru şey yaptığımıza. Aslında tıpkı Merve'nin çizgileriniz çok serbest akıyor demesi gibi bir şeye yeteri kadar konsantre olup iyi niyetle çalışılınca oradan sonuç geliyor. Ben her zaman buna inanıyorum. Yani yeteri kadar konsantre ol, iyi çalış, iyi düşün. İstediğin sonuç gelmiyor ama güzel bir sonuç geliyor. Çünkü aslında insan ne istediğini o kadar da iyi bilmiyor bence. Şimdi burada bir baş belası durum var. Bu arkada, burada bir şey olması lazım dostlar. Burada yer alacak şey bir gemi. Ben burada bir gemi yer alsın istiyorum. Ama gidip de o kadar da yürek yemedim. Bakmadan gemi çizecek değilim. Bakın bazı şeyleri bakmadan çizmek diye bir şey yok. Yani referans almanız lazım. Belki bir gün bu çizim yaparken nelere bakılmalı konusunda da ayrı bir video yapmak artık canlı yayın usulü mü olur yoksa ben bir video çeker yaparım bilmiyorum. Bu canlı yayınlara da alıştım bu arada. Montaj derdi yok. İyi hazırlanıyorum baştan konuşuyorum ve bitiyor. Bir yandan böyle bir güzelliği var. Bir yandan da şeyi özledim böyle aradan böyle pşşt diye görsel geldiği halleri ve arkada müziği özledim itiraf edeyim. Ne diyorduk? Gemi çizeceğiz. Bir elf gemisine ihtiyacımız var. Çünkü öyle hayal ediyorum. Bu mekanla hiçbir ilgisi olmayabilir ve kitabımız The Lord of the Rings Sketchbook by Alan Lee. Buradan bir şey seçeceğiz. Formu hatırlıyorum ama ucuna bir bakmam lazım. Tabii ki aradaki cetveli düşürdüğüm için nerede olduğunu şu an bulamıyoruz. Çok güzel. Burada mı? Burada da değil. Tamam. Başka bir şekilde yapacağız o zaman. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Diyorsunuz onu. Sıkıntı yok. Eyvallah. Bir güldür güldür şey var. 5 kelime İsmail. Şurada. En arkadaki sayfada. Şu gemiciyi burada perspektife girdiğini varsayacağım. Hadi bakalım. Ve oradaki kadar küçük değil, daha böyle büyük bir gemi olduğunu. Sanki Amerika'ya yeni dünyayı keşfe çıkacak bir şey varmış. Yelkenli varmış burada. Kocaman. Bu arada bazı öğrencilerim beni izlemiyor galiba. Doğukan, Talya hiç sesiniz çıkmıyor. Neredesiniz? Normalde onların sesi çıkar. Lara'yı gördüm. Ama e...
Lara Yağmur gördüm ama öğrenciler ses edin. Tuba'yı da gördüm. Yani yazanlar tekrar yazmasın. Evet, bu tarafa doğru da bir giriş yaptık. Böylece resmimiz bir şekilde tekrar çıkmaya, oturmaya başladı. Tabii bu arada sevgili Hürriyet ve Tamer'i de unutmamak lazım. Bakırköy ve Göztepe'de de onlar vardı. Yani Taksim ekibini saydık sadece. Şimdi Hürriyet gelir dinler, beni unuttunuz diye alınganlık yapar. Arkadaşım unutmadım seni. Merak etme. Ama bir şey söylemek istiyorum. Taksim Rules. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu kendi aramızda bir şaka. Diğer hoca arkadaşları kızdırmak için yapıyordu. Deneme sınavlarında ağırlıkla bizden birinci çıkıyordu. Kızdırmak için yaptığımız bir şey. Yoksa herkes güzel güzel Mimar Sinan Marmara'ya yerleştirdi. O sene miydi? Bir öğrenci vardı. Bizde değil. Tamer'in öğrencilerinden biriydi galiba. Ama bizim 2007 değil galiba. Ya öncesi ya sonrası. Ya çocuk araştırma çizilerini Mimar Sinan'da tükenmez kalemle, mavi tükenmez kalemle çizdi. Ve birinci aşamada elendiydi. Kamer böyle köpürdüydü buna. Yani mavi tükenmezli araştırma çizgisi işte imza atılan yerin gazına gelip mavi tükenmezli atmıştı. Elediler işaretliği. Sonra da Marmara Entası gidip birincilikle kazandıydı. Neydi o çocuğun ismi? Unuttum. Çok ama Tamer yani o Mimar Sinan'da elendiğinde çok sinirlendiydi. Barajda tükenmez kalemle çizdi diye. Şimdi burada asıl şuraya böyle bir hayaletimsi, süperimsi bir figür ekledim. Sanki şeyden çıkan, lambadan çıkan cin gibi böyle bir bora değil. B'li bir şey ama galiba. Evet, bora, bora. Neyse şimdi çok da ifşa etmiyorum. O tip bir isim ama doğru. Tabii onu o zaman nasıl yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Nasıl yaptıydım acaba? O yüzden buraya böyle, şimdi bu da uzaylı gibi oldu. Bakalım bu nasıl olacak. Neyse buna görüşürüz. Şimdi şurada biraz figürümüzü ilerletelim. Nedense bu tarafa doğru bir geliş istedi canım. Bu dijital buluşmalar, online buluşmalar oldukça keyifli oluyor bir yandan. İki tane keyfi var benim için. Birincisi bu herkesin evde olduğu günlerde sanki bir kafeye gitmiş arkadaşlarımla bir araya gelmiş ve onlarla sohbet edip eğleniyormuşum gibi geliyor. Bir diğer tarafı ise ne yapacağız? Ayağın ne yapacak? Böyle hiç planlamadık. Dert olacaksın sen bana. Bir başka tarafı ise bir saniye bu figürün ne olacağına kafayı taktım. Ve böyle bir tür sosyalleşme oluyor. Sanki böyle karşılıklıymış gibi. Çok seviniyorum gerçekten. O yüzden sizlerin böyle bir şey yazması falan da çok hoşuma gidiyor. Yoksa bu kasabada mı korona geçirse, figürleri kaldırsak mı? Veba. Ya bugün bir şey okudum. İnternet bilgisi. Ne kadar doğru bilmiyorum ama çok mantıklı geldi. 1300'lerin sonunda papalardan biri kedi şeytanına uyan bir hayvan yakalayıp öldürün diyordu. Avrupa'da fareler artık ilk veba salgınlarından biri başlıyor ya. Ne komik ya. Burada da kedi olmasın. Bu kasabayı da salgın hastalıktan kırıp geçirelim mi?
ve bu şekilde ortaya çıkarmış olduk. Yeni saat sosyalleşmesi canlı yayınlar. Yes, kesinlikle katılıyorum. Her salı 22'de Fevkalade Sohbetler Yalın Sanat'ta. Bir kez daha hatırlatalım. Her çarşamba, her cumartesi de burada YouTube'da. Şimdi buraya bir grup figür koyacağız. Zombi kasaba yap bari. O kadar detaya gidecek miyim bilmiyorum. Şimdi şurada önümde referans var. Nereye baktığım şaşmasın. Şu figür. Ya bu adamın kostümünü, duruşunu, şu ikiliyi biraz böyle bu tarafa yedireceğiz. Gözü aslında böyle aldık ama orada bir hata yaptık galiba. Bunu azıcık aşağı mı indirdim? Neresiydi gözü aslında ya? Şu çizim miydi? Ben bir yerde çizimleri karıştırdım. Yes. İşte o yüzden başta bu figür, şu figürü koyduk. Bütün bu hareket içerisinde karıştırmayın diye. Şimdi bu figür bizim referans figürümüzse ve bunun göz hizasıysa o zaman şurası süper yanlış oldu. Tamam, şimdi tarafta bir şeyler olacak. O zaman şurası da biraz daha içeri girecek. Şöyle olması daha iyi. Bakayım sizin açınızdan. Bu resmi uzağa almam lazım. Evet, orada oğlumun arabası var. Kaldırmayı unutmuşum yayından önce. Bakalım şöyle bir uzaktan. Oo, iyi gidiyormuş ya. Tamam. Pardon dostlar, ben çok yakından ve yandan baktığım için. Kitabın adı nedir acaba önünde duran? Bu mu? Patrick Rothfuss. Çizim yaptığım mı? Çizim yaptım. Giovanni Cavaldi'nin Drawing kitabı. Bu kitabın tekli tekli versiyonları, yani tane tane halleri de var. Ve Türkiye'de çevrildi. Yani böyle tekli sayfalar halinde olan versiyonları var. Onlar Türkçe'de de var, İngilizce'de de var. Ben hepsinin bir arada durduğu bu halini yurt dışında bir müzede bulduydum. Yetenek, yani çok iyi bir çizim kitabıdır bu arada. Yani zaten bakın ne kadar kullandığım, nasıl haşamat ettiğimden belli. Derslerimde bilinci olarak kullanıyorum. Bir de asıl diğer kullandığım Alan Lee'nin The Lord of the Rings Sketchbook, Yüzüklerin Efendisi'nin konsept tasarımlarının bulunduğu çizim kitabı. Bunlar var önümde. Bir de tabletimde çeşitli örnekler var. Tabletimdeki örnekler için Pinterest'te Can Koç hesabında Fevkalade Örnekler adı altında bir başlık var. Orada rahatlıkla görüp yapabilirsiniz. Şimdi burası biraz böyle bir ortaçağ atmosferi olacaktı. Dolayısıyla biraz böyle taş bir şeylere ihtiyacımız var. Ve bir belki böyle bir demirci bir şeye ihtiyacımız var. Şurada yaptığım şeyi bir parça bozalım. Burada bir gelişim yapın. Bakın burada yaptığım şeyi bozuyorum ve şuradaki çizgimi asla asla silmiyorum. Çünkü silgi kullanmadan yapacağım. Dostlar, Romalılar. Çok önemli. Güvenin kendinize. Kullanmayın silgi falan. Silgi bütün kötülüklerin anası, şeytanın falan deyip böyle. Şeytanın silahı silgi deyip ben de o papa gibi ortalığı karıştırayım mı? Kanalın adını da çizim yobazı olarak değiştiriyormuşuz ondan sonra. Evet. Tamam, saçmalamaya başladık. Toparlıyorum. Bu arada bu 70'e 100 bir kağıt olduğu için hayatta yayın süresinde zince bitmeyecek. Bunu biliyorsunuz değil mi? Baştan söyleyeyim. Yalnız çizim yobası çok enteresan bir hesap adı olurmuş. Yani çok provokatif ve
Kullanmak isteyen varsa buyursun kullansın dostlar. Yani ben vermiş olurum. Ama dikkatli olun ha. Bu iklimde kimin neye alınacağı belli olmaz. Mesela düşünsene, dur bir dakika, bu fikir çok hoşuma gitti. Düşünsene kanalın adı çizim yobazı ve sürekli nü çiziyor. Of, eğlenceye gel yani. Ve canlı modelle nü çiziyor falan böyle. Allah, yani ortalık yıkılır yani. Yıkarlar onu. Şahane olur. Açıkçası çok eğlendim bu fikirle. Ama böyle bir hesap açacak kişinin yedek hesap açma, internet ortamında diğer şeyler falan gibi olayları bence biraz biliyor olması lazım. Bu kanalda kıyafetli model çizilmeyecektir. Evet değil mi Ali? Harika. Çizim yobazı. Bu konu çok uzun ömürlü olmaz. Boş ver, eğlenmemize bakalım. Çok uzun ömürlü olmaz ama çok kısa sürede takipçi alır. Bak demedi demeyin yani. Guy Fawkes maskeleriyle çizim yapıyoruz. Ama burada imam taklisi var falan. Elinde de şey, ama burada da yani bütün üç dini de sembolize etmesi lazım. Onu söyleyeyim yani. Hiçbir, asla bir din üzerinden değil. Onu size söyleyeyim yani. Üç dini de sembolize edecek. Yani bütün o. Yani çünkü yobaz, her şeyin yobazı olur. Burada tekine laf atmıyorum yani. Çünkü üç semavi dinde de resme ve sanata günah diye bakılıp karşı çıkıldığı ve baskılandığı zaman var yani. O yüzden yani böyle bir hesap hepsine eş zamanlı bence şey yapmalı. Yalnız bu fikri beğenip de fevkalade sohbetini unutmayın ha. Bana kostüm tasarla Mercan, deli olsun. Evet, sanırım bu resmin neye ihtiyacı olduğunu bulduk. Üçgen. Yani bütün o dikey yatay hatlardan sonra biraz böyle ritmi arttıracak bir şeye ihtiyacımız varmış. Ve kat farkı. Yani şurayla burası aynı olmasın. Şöyle kaçak kaç çıkmış gibi de durmasın tabii de. Veba günlerinde hala orta çağda inşaat yapan müteahhitin ofisi falan. Hayırlı işler. Ben G'ye bağladım. G'ye. Neyse yapmayacağım. Deren hoş geldin bu arada. Senin girişteki mesajlarını görmeyince beni izlemiyor musun acaba diyorum. Halbuki her zaman beni izleyip eşlik ediyorsun ve paylaşıyorsun biliyorum ama sesini duymayınca. Ali bu arada sensin değil mi? Ali Üyütülen olan Ali. Ali U. Çok uzun zaman oldu seni görmeyeli. Sevgiler. Facebook'taki bu gitar merakının dan haberdarım. Şarkıları da izledim eğer sen. Hello! Umut gelmiş. Kadro tamamlandı. Yasin burada. Gözde burada. Umut burada. Ben buradayım. Şahane. Umut yeni mi geldin bilmiyorum. Eğer yeni geldiysen az önceki bazı esprileri şahane. Aha, öyle mi? Çok güzel. Az önce yeni bir YouTube kanalı fikri bulduk Umut'cum. Kanalımızın adı Çizim Yobazı. Sadece nü çiziyoruz ve kanalın adı Çizim Yobazı olacak. Bütün üç büyük dini de simgeleyen şeyler koyacağız. Ve durduk yere kendimizi yakmaya karar verdik. Ve bu şekilde böyle bu arkadaki tarafa doğru da çıktık. Burada bir referansım var bu arada. Yani azıcık değiştiriyorum tabii yapıyı, mimariyi. Ama bir referans bakarak gidiyorum.
Çünkü şu binayı kapatacağım. Ha, siz ikiniz arasında bir de mesafe olabilir. Aslında çok şükela olur. Kasabamızı insansız mı yapmaktan ne diyordum? Unuttum ne dediğimi dostlar. Neyse ben tekrar biraz resme konsantre olayım. Çünkü şamataya daldım. Ama güzel oldu değil mi? Tam atölyedeki gibi. Başladık ve bırakamadık yani. Kanal logosu da incir yapraklarını delen kalemler ve fırçalar olabilir mi acaba? Ben bu kanalın hesap adını alırım ya. Anonim olarak herkes bir hafta çizim paylaşsın. Ama bak tekrar söylüyorum. Bütün dinlerin yobazlarına çakacağız. Yani öyle herhangi bir dine ihtimas geçmek yok. Vakti zamanında resim heykel yaptığı için kime ne dediysen fikir için dediydim. Hakikat iyiymiş. Ancak ben İstanbul'da değilim. Sana don atlet ve sigara getiremem o zaman. Ne diyordum? Ay yine unuttum ne dediğimi. Tabii bir de mesela çok büyük pencereler yapmamak lazım değil mi? Orta çağ olduğuna göre. Yani öyle bir şey olduğuna göre. Ha ne diyordum? Evet geçmişte ve günümüzde tüm zamanlarda resim heykel yaptığı için zulme uğramış bütün sanatçı ve sanatseverler adına. Oo ben bayağı manifesto yazmaya geçtim. Kurtarın beni. Ama bu çok ofansif bir mizah. Bunu çok sıkı yönetmek lazım. Yani orası orada duruyor. Evet sanki bu böyle bir şimdilik. Bu kadarı yeterli. Ne dersiniz? Sanki iyi oldu. Ve tabii bu orta çağ binalarında şöyle bir şey var. Bunlar binayı sabitlemek için bir ben onu unuttum. Şöyle bir şey yapıyorlar. İki kalın ahşap arasında bir çapraz atıp destekliyorlar. Şeyler arasında. Yani taşıyıcılar arasında böyle bir bir bina sisteminin böyle bir özelliği var. Dolayısıyla aslında bu üçgenimsi yapıyı çizgiyle beraber arttırıyor olmak gerekli. Mutlaka böyle bir çatı numarası olması lazım. Şu böyle önde balkon gibi düşündüydüm bunu. Şunu şuradan tamamlayacağım. Binayı bir daha çıksam bile şu tarafta böyle bir etkiye ihtiyacım var sanki. Aslında böyle köprülü möprülü de bir şey yapabilirdik ama neyse. Şimdi şu bina bunun önünde yani şunu söyleyeyim. Şu blok önde bu arkada eyvallah teşekkür ederim. Kanalın logosunu da buradan çizecek miyim? Artık bilmiyorum. Kanalı kim açacaksa logoyu da o çizsin. Fikirler burada bayağı bedava no-hold dağıtıldı. Şimdi burada çok sıklıkla söylediğim, öğrencilerim de yayında onlara da bir şey söylemek istiyorum. Çok sıklıkla söylediğim bir şeyi göreceksiniz. Bütünden ayrıntıya, arkadan öne, açıktan koyuya, yerden yukarıya. Yani ve bunun eş zamanlı olarak yapıyorum. Bu fikrin kağıdı bu. Bütünden ayrıntıya, yerden yukarıya, açıktan koyuya, arkadan öne.
Yani şurada girdiğim koyuluk sizi yanıltmasın. Burası daha koyu olacak bittiğinde. Gerçekten bittiğinde. Ne kadar o noktaya geleceğiz bilmiyorum ama şunun mimarisi gerçekten beni çok şey yaptı. Niye bir de niye hiç ağaç yok? Ağaç yok. Ağaç çizmesi lazım. Bu taş görünümü için şöyle bir şey yapın. Sanki böyle fayans yapıyormuş gibi. Baştan bunları yapın. Sonra bu tip böyle eski yerlerde bunlar zaten haşla kan kırıldıkları için de böyle birbirlerinin üzerine gelirler. Sonra mesela üzerinden dokuyu koyun. Daha hızlı çıkartırsınız. Oturup da bunları böyle tek tek çizmeye kalkmayın manyak gibi. Önce aralarındaki mesafeyi ve boşluğu yapın. Ondan sonra. Sonra mesela istiyorsanız bunların arasını böyle koyu yapıp gözükmesini de sağlayabilirsin. Evet, figürün oturduğu yer fışkıya. Ve bu taraftan çıkartıyoruz. Ve sonra burada böyle bir taşıyıcı odun olması gerekiyor. Ve sonra buradan devam edeceğiz. Ders öncesi diyorum. Yayın öncesi bir grup şey buldum. Onları size göstermek istiyorum. Referans. Referanslarımız var. Her zaman olduğu gibi. Asla referanssız. Neredesiniz? İşler yok. Böyle orta çağ görünümleri buldum. Sizlere de göstereyim. Bunlar çok böyle hani orta çağda kent nasıl gözükür, sokak nasıl gözükür diye biraz baktım açıkçası. Dar ve belirgin. O yüzden biraz hani böyle ileri doğru baktığımda oradaki referanslarıma da bakıyorum. Çok farklı şekilde olabiliyormuş. Bu çaprazlarda ısrar etmeme gerek yok. Bir tanesinde olması yeterli. Hepsinde olmak zorunda değil. Pencerelerin kenarından ahşap şeyler koyuyorlar. Veya bazı binalar mühendislik olarak da daha iyi olabilir. Ya niye böyle düşünüyorum ki? Town Hall daha iyidir mesela. Da demirci daha tıytırıktır. Evet, bu da olabilir. Böyle bir yarım daire harekete burada ihtiyacım var çünkü. Burada böyle bir binamız var. Fışkiye kırılmadı. Fışkiye büyüdü fışkiye. Gelip yakalarsa fena olur söyleyeyim. Buradan böyle bir perimsi bir şey çıksın gibi bir fikir var ama ilk eskizlerdeki şey de değil. Dolayısıyla gittikçe kayboluyor. Belki de onu tamamen ortadan kaldırırız. Gerçi tamamen onu ortadan kaldırdığımızda bu resmin hali ne olacak onu da bilmiyorum ama belki de bir orta çağ kenti olduğu için burayı bir obelix de yapabiliriz. O da bir fikir olabilir. Şehrin meydanında bir stel olabilir. Bakalım. Biraz yaptıkça ilerliyoruz bugünkü şeyde. Yani daha öncekiler gibi değil. Bugünkü olayımız bu. Çok kara kalem istendi. Çok güzel sanatlar istendi. O konuda çok mesajlar geldi. Atan herkese sonra herkese teşekkür ediyorum. Ben de kendi yaptığım gibi stilimle ki daha önceki yayınlarda da bunu biraz konuştuyduk aslında. Kendi yaptığım bu özgür resim konuşmalarıyla bu talebi nasıl birleştirebilirim diye düşündüm ve böyle bir sonuca geldik. Yani
Beni bu tip bir şeyde en çok zorlayan, bir süre sonra sıkılıyorum biliyor musun? Fışkiye istiyorum. Meydanda fışkiye. Gelecek sana fışkiye de, dur bakalım sen. Trollük yapmaya başladın kardeş. Sabote etmeyeydin. Dur şimdi bak, bana çok politik espriler yaptıracaksın. Sabah kapıya gelecekler. Yapma, gözünü seveyim. Oğlunun doğum gününü görelim. Daha önceki yayınları takip edenlere bir sorum var bu arada. Bu yayında ses daha iyi mi? Yani özellikle bu tarafa doğru döndüğümde öncekilere göre beni daha iyi duyuyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Çünkü bugün bir mikrofon ekimiz var. Daha net, daha iyi geliyor mu ses? Söylerseniz sevinirim. Siz Yıldız Teknik'ten mi mezunsunuz? Hangi bölümü bitirdiniz? Allah, en eğlenceli soru. Bir, ben Yıldız Teknik Bileşik Sanatlar'da okudum. Son sınıfa kadar ve Yıldız Teknik Bileşik Sanatları bitirmedim. Bununla da gurur duyuyorum. Okulu bıraktım ben. Sonra Latin dilinde bir klasik filoloji maceram oldu İstanbul Üniversitesi'nde. Ama onun dışındaki bütün zamanımı ders vererek, dünya müzelerini gezerek, çizerek geçirdim. Neyse şimdi okul hakkında çok da fazla görmeyeyim. Çok büyük hayallerle girdiğim, çok büyük bir şeyle girdiğim, o okuldan mezun olmadığım için de çok mutluyum. Bunu da belirtmek istiyorum. Büyük dedi bir gururla söylüyorum yani. O diploma bana şey tarafından verildi. Neyse şimdi hocaları çok görmeyeyim. Bir zamanlar çok iyi bir kadrosu vardı. Çok güzel şeyler anlatılırdı. Sonra kendilerini ünvanlarına, egolarına kaptırıp genç asistanları şutlayıp saçma sapan bir şeye döndüler. Benim girdiğim okulda olmaktan çıktı. Yani belli hocalarının yaptığı şeylere anarşiyim abi. Yani öğrencilerinin, yani bu kanalda bir video var. Nü resim yapmak üzerine. Bir de Yıldız Teknik'te resimleri kaldırılan öğrenciler üzerine bir video var. Yıldız Teknik'te geçen sene biliyorsunuz bir olay oldu. Akit gazetesinde haber çıktı. Öğrenciler çıplak resim ve dini figür yapılıyor diye haber yapıldı. Ve resimler söktürüldü çocuklara. Şimdi bir o resimleri gören herkesin anlayacağı gibi daha yapım aşamasında, yani bitmemiş şeyler. İki, Davutpaşa kampüsünü biraz bilen, bilmiyorsanız söyleyeyim, yani fakülte o kadar salak bir yerdedir ki, yani öyle durduk yere birinin gidip de o çıplak resimleri görmesi mümkün değil. Binanın sonunda unutulmuş bir yerdedir. Biriniz haber vermiş olması lazım servis yapılsın diye. Benim Yıldız Teknik videomda bunu söyledim. Geri dönüp bakabilirsiniz. Sonra da zaten çok sinirlenip nü resim yapmak üzerine de çıplak insan figürü çizimi ressamlar için neden önemli diye bir videomuz vardı bu kanalda. Bu olay üzerine yapıldı. Neyse Akit gazetesinde çıkan bu haberden sonra ve öğrencileri resimler söktürüldükten sonra fakülte dekanı galiba Cumhurbaşkanlığı tarafından sanat kurulunun başına seçildi ve ilk defa Mimar Sinan ve Hacettepe gibi ve Marmara dışında bir üniversiteden bir hoca bu büyük sanat kurulunda danışman olarak atandı. Bunun 3 hafta öncesinde ise Akit gazetesinde kendi öğrencilerini savunmayan bir öğretim üyesi vardı. Bu etkileri o zamanlar bilmiyorduk tabii ben bu kararları aldığımda, ama bugün bunları gördüğüm zaman bundan 10 sene önce hocaların bazılarının bana olan tepkilerinin ne olduğunu daha iyi yorumluyorum. Dolayısıyla iyi ki bırakmışım yani. Hiç umurumda değil yani. Bu sebeple de öğrencilerini ne verdiği ödevi final öncesi söktürten, siyasi sebeplerle söktürten herkesi kınıyorum. Çocukların umudunu kırmaya kimsenin hakkı yok. Abi gazete kısmını eklemezsem kendi adında bir nüans farkı var. İki eceyi bastırarak vurdum mu başıma başka şeyler geldi. Evet Yasin, ya bak bugün çok güzel oldu. Herkes bir arada. Ben de sana katılıyorum. Yasin de buraları terk edenler. Umut derinden. Umutçum. Umut Burhaniye'ye yer. Bu arada bir dakika. Umut Burhaniye'ye yerleşti. Gözde Antalya'da. Ben Kuşadası'ndayım.
Hala İstanbul'a gidip gelsem de. Yasin de memlekete döndü. Çok güzel yani. Yaşasın internet diyorum dostlar. Yoksa buluşacağımız yok. Gerçi buluşacak mekan mı var? Geçen şöyle düşündüm ya, tekrar böyle hani gider pide veya işte Nemizade'de oturur bir şeyler içerdik ya. Öyle mekan da kalmadı. Taksim bitti yani. Her yer başka memleketten adam kaynıyor. Yes. Oldu sanki, değil mi? Gemi arkaya doğru giden bu derinliği yakaladık. Ne diyorsunuz dostlar? Taksim Arabistan oldu resmen. Aynen öyle. Evet, bu taraf bir şekilde çıktı ve ben hala şuradaki filmlerin olması gerektiğine karar veremedim. Delireceğim. Bu arada dikkatinizi çekerim. Dostlar yani tabii ki meslektaş arkadaşların dikkatini çekmiyorum. Yeni aramızda katılan öğrencilerime 70'e 100 yapıyorum. Evet. Şahika mıydı? Neydi orası? Fındık likörü diyorum. Başka bir şey diyorum. Şahika'da da vardı. Evet. Bir de Cafe Pide vardı. Fındık likörü değil mi ya? Of. Bak şimdi canım da nasıl likör çekiyordu. Hoca bu yapılır mı? Fındık likörü. Evet. Evet. Fındık likörü. O ne güzel şeydir ya. Bak şimdi. Evet, bugünkü yayının sonuna gelmeyeyim. Yayını bitirtecektim bana. Vallahi canım çekti. Çok kötü. Çok. Bir de alkol de yok. Aha. Şimdi bu figürü burada ana büyüklük olarak belirledim ama tabii pardon. Bu en öndeki figür. Yani şuraya göre aldım. Dolayısıyla burada kısa kalacak. Şurada bir parça bu figürün kafasını aşağı çekmek istiyorum. Onu siz. Yok, çekmeyeceğim. Çekeyim mi? Tabii çekmem lazım. Şurada şu basamağı koyduğum için her şeyi bir parça aşağı çekmem lazım. Şununla da daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Ama figürler konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani figürler konusunda gerçekten çok böyle boşluğum. Umut da zaten fındık likörü dedi. Beni benden aldı yani. Böyle tatlı, hafif buruk, az alkollü, tek at, devam et. Çok çok güzel yani. Yapılır mı bu ya? Ya arkadaşım, canlı yayında ressama alkol fikri verilir mi? Bu yapılacak iş midir? Yani limondan kamışanın karşısında limon yemek gibi bir şey, resim yapıyoruz burada. Zaten kafa bir dünya olmuş. Bu arada bu sanatçı ve alkol ilişkisi nedir? Hani bilmeyenler için öyle çok içen biri değilimdir ha. Yani onu belirteyim de öyle limitimi bilirim, bilirim, hiç şey yapmam. Ama bu konu bana ilginç gelmiştir ve resim yaparken de gerçekten de bir parça böyle hani abartmadan, hani küçük bir parça kadeh şarap, editör bazen gerçekten çok iyi olabiliyor ve bu konu bana Andy Garcia'nın oynadığı Modigliani filmini hatırlattı. İzlemeyenler için Andy Garcia'nın Modigliani filmi gerçekten çok güzel, çok keyifli bir filmdi. O filmin sonunda böyle ressamlar arası bir yarışma meselesi var ve işte bütün büyük ustalar resimlerinin başında görüyorsun. Herkesin elinde de şarap kadehi var. Paris'teler tabii. Şimdi o geldi aklımda konuşunca. Ve böyle en son Mollig yani Andy Garcia böyle resmi bitirir, böyle fırçasını şeyin içine dam koyar. Şarap şişesinin içerisine bırakıp resmi bırakır. Böyle çok çok efsane yani. Bu Fransız çapta Pipo gibi şarap kadehinin de ressamla yapılmış bir eşleşmesi var. Şimdi bu figür çok büyümek zorunda. Ben ilk seferde göze doğru aldım. Bir dakika. Yanlış yaptım.
şurada böyle yürüyen bir iki kişi olmasına karar verdim. Bir parça bu tarafa doğru böyle hareketi gerektirecek kişi oluyor. Ne diyorsunuz? Şurada bu çok aşağıda kaldığı için. Bir şey rahatsız ediyor beni burada ama ne rahatsız ediyor da ablam. Bu arada dikkatinizi çekiyorum. Komik bir şey söyleyeyim. Bir şaraba bıraktığım sırf bu yüzden resim yapmıyorum. Daha büyük kahkaha atardım da onu da uyandırmaktan korkuyorum. Sen resim yaparsın moduna gelmemişsindir. Yaparsın sen resmini. İki tane malzeme bulursun enteresan bunları karıştırayım derken yapıp birden yaratıcılığa gelirsin. Ben biliyorum seni. Valla ben yapmaya başladığımdan beri rahatladım. Şu canlı yayınlar psikolojimi düzeltti yemin ediyorum. Daha çok resim yapıyorum çünkü. Eyvallah öperim. Sevgiler. Ve rahatladım yani. Tamer o kadar haklı ki yıllardır bana söylüyor yani. Bu resim yapmalıyım fikri de çok zorlayıcı bir şey. Çünkü insanı çok yıpratıyor yani. Açık konuşayım. Böyle canlı yayında resim yapma fikri bana böyle şey geliyordu. Başlarda. Zor geliyordu. Sonra bir de tabii neden zor geldiğini de söyleyeyim. Yani böyle dikeyde resim yapmak çok ters bir şey. Özellikle bana öyle geliyor. Yani ben şu anda bunu böyle indirip haralar üstüne kapanıp pıt 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 çizmek istiyorum. Yani yapmak istediğim şey bu. Tuvaleti burada indireceğim. Böyle çizmeye başlayacağım. Ama o zaman sizler göremeyeceksiniz. O zaman da bir anlamı yok canlı yayın yapmamızın. Bu yandan çizmek çok yoruyor beni. Kolum ağrıyor. Sevmiyorum yani. Sırf bunu yapmak zorunda kalacağımı bildiğim için en başından beri bu çizim videosu meselesinden kaçıyordum. Asıl istediğim şey canlı yayın sırasında bir kameranın böyle tepede olması ve yaptığım şeyi çekiyor olması. Onu çok istiyorum. Ama o ekipmanlar gerçekten sıkıntılı bugünün şartlarında. Bütçemin onları çok daha uzun bir süre daha karşılayamayacağına karar verdim ve vazgeçtim bu sevdadan. Bir de sizlerin bu yayınlara gösterdiği ilgi çok samimi söylüyorum. Büyük bir motivasyon kaynağı benim için. Resim yapmak insan psikolojisine iyi geliyor. Bu konuda bayağı düşünüyorum. Evet, aynı zamanda bir rehabilitasyon tekniği ve özellikle şizofreni hastalarında kullanılıyor. Vallahi Canberk hocam ben de bu ara yıllar sonra iyi resim yapmaya başladım. Bu korona beni ressam yapmaya yöneltti galiba. Ya yani evet. Sonuçta çizdikçe açılıyoruz hepimiz. Kafaya takılan bir kamera vardı hatta seçildi. O da güzel olur. Ha pro evet ama onda şöyle bir şey var. Çok sallanıyor. Yani benim çizerkenki hareketimi yüzümden takip edemezsiniz. Bir de sorun kamera değil. Sorun kamerayı bilgisayara bağlayıp yayın sırasında onu kodlamak. Böyle ara aparatlar öneriyorlar. Mesela benim Canon M50 var. Aslında ben Canon M50 ile çeksem burada çok daha iyi bir görüntü kalitesine ulaşırız. Şu anda MacBook'un yerleşik webcam ile yapıyoruz bu yayınları. Ama o zaman coder gerek diye başka bir şey parça gerekiyor. İşte program kurmak gerekiyor falan. Biraz karışık. Çözeceğim ama. İçmiş gibi olur. Ressamın şaraptaki hali. Bak bu bir tema olabilir. Yani bu bir tema olabilir. Bugün biraz eğlenceliyiz. Çok mutluyum bu eğlenceli halimizden. Şimdi bu resmi daha önce yaptığım zamanda da beni şey yapan bir şey vardı. Burada böyle bir figür grubu istiyorum. Buranın böyle kabak gibi açık olmasını istemiyorum. Acaba şuraya böyle bir başka yükselti mi yapsam? Bir de tabii kayıt sırasında elimi kapamasam da ses daha iyi hisse. Yani burayla, şurayla ilgili çok büyük kafa karışıklıklarım var. Yani şuradan böyle girmesini istiyorum. Ama figürlerim burada değil. Şurada böyle içeride olmasını istiyorum. Yani burada böyle bir boşluk olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu boşluğu nasıl bir mantığa oturtacağımı burada bulamadım açıkçası. Şu referanslarımıza bir bakalım. Önerisi olan lütfen... Okey, o dikkatli, okey buraya gelecek. Valla benim kedim buraya gelmez. O canlı yayınlar sırasında kayboluyor ortalıktan. Bundan daha önce bahsettiydim. Zaten yayınlar sırasında gelip otursa şu anda 1 milyon olduyduk en başından beri. Ben hep söylüyorum. Kanalın büyümemesinin sebebi kedi. Kedi yok. Şuraya bir kedi koy, burada dursun. Tamam mı?
Ben çizerken de böyle arada pati atsın. 1 milyon. Attığı patiyi de ben resmi değiştireyim. 3 milyon. Ondan sonra fındık likörleri size feda olsun dostlar. Ama Karamel Bey kıçını kaldırıp o içeride uyuyor şu anda. Sonra ben yayını bitirdikten sonra miyav, miyav, miyav diye gelecek. Deli ne konuşuyorsun diye geliyor herhalde. Ne bileyim ne düşünüyor bilmiyorum ki. Ha bak şu üçgen ve dikdörtgen meselesi böyle oluyormuş. Böyle görebiliyor musunuz? Biraz eğeyim, kamera ikisinde parlaklığı var. Böyle bir taşıyıcısı varmış. Suratıma pati atsa pati atsa bilmiyorum. Ya da böyle patisine boya koyup resmi yaptırsak 10 milyon. Tamam bitti yırttık. Çocuğun okul masrafları çıktı üniversiteye kadar. Ama gel gör ki öyle bir şey olmuyor. Çok geyik yaptık. İzleyici sayımız düşmeye başladı. Tekrar çiziyorum. Tamam dostlar söyleyin sıkıldığınızı. Biz kendi aramızda muhabbete daldık resmen canlı yayında. Biz muhabbetimize devam edelim ama izleyicilerimiz de buraya geldikleri şey için unutmayalım. Ben biraz burada hızlanayım. Kararsız kaldım birçok konuda. Elim yavaşladı. Bir süredir çizmiyorum. Haklısınız. Bugün öğrencilerimden hiç ses çıkmıyor. Gençler ne oluyor? Korkuyor musunuz? Şimdi burada bir şey söyleyeceğiz. Sonra derste ödev olarak gelecek diye mi korkuyorsunuz? Merak etmeyin. Ben kazık ödev bulacaksam onun için canlı yayına ihtiyacım yok. Artık bunu öğrenmiş olmanız lazım. Ya. Beni ailesiyle seyredenler vardı. Onlar da hala ailesiyle seyrediyorlardı. Seyrediyorsanız sevgilerimi sunuyorum bir kez daha. Saygılarımı sunuyorum. Ne güzel. Ailecek izleniyorum. Çok enteresan bir fikir bu. Bu fevkalade sohbetleri kurduğum zaman böyle ortaya attığım bir laf vardı. British short yerler çok güzel oluyor. Evet. Yağmur ha 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 demiş. Değil mi Yağmur? Ben bulurum. Sorun olmaz benim için yani. Bu kanalı ilk kurduğumda şey dediğim. Abi beni kimsenin şey yapacağı yok. Kendi medyamızı oluşturacağız sanatçılar olarak falan gibi bir laf ettiydim birine bir açılış sırasında. Sonra da bu cümlemi çok uyup sık tekrar eden oldum. Ama bunu korona günlerinde gerçekten hissettim. Yani insanlar gerçekten evlerinden dahil olduklarında, soru sorduklarında, biraz da böyle olduğunda. Keşke akşam üstünde doğru bir tabir yayın açsan. Ondan mesela anlatım ve kısa çizimler yapsan. Sen düşünme. Umut onu yapamıyor. Onumuzun bir sebebi var. Bu evde 3,5 yaş 3 yaşında bir vatandaş var. Ben çizim yaparken çok meraklı ve gelip merhaba Vesmi. Ben çizim yaparken geliyor ve bizim ufaklığa ekran yasağı uyguluyoruz. Onun tablet, televizyon gibi şeylerde hiç işi yok. Dolayısıyla ben o uyanıkken canlı yayın yapamam. Yani saatin 10 olmasının sebebi evrenin uyumasını bekliyor olmam. 9,5 yayınlarında olmuyor. Maalesef. Yani şöyle bir şey var. Benim onu yayına almakla problemim yok aslında. O zaman da bir 5 milyona ulaşırız hit olarak. O da o mesela aslında şeyi çok istiyorum onu söyleyeyim yani. Mesela ikimiz de bir şey yapalım. O bir şey söylesin, yapsın. Ben de onun söylediğinden yapayım. Yani çok güzel olur. Ama yani sen beni Twitter'da takip ediyorsun, biliyorsun bu konudaki biraz görüşlerimi. 18 yaşındaki her bireyin kişisel haklarını korumanın anne babanın ve bütün yetişkinlerin sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Onu bu şekilde bir şeye maruz bırakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bazen bunu onunla paylaşmayı çok istiyor olsam da yapmak yanlış bence. Dolayısıyla onu yayına almayacak şekilde yapıyoruz. Yoksa çok merak ediyorum ben ne yapıyorum burada. Sen ders mi yapacaksın? Öğrencilerin mi var? Öyle yani. Ama şeyi istiyorum. Erken saatte bir soru cevabı yapmayı ben de istiyorum. Sizinle bugün tanıştım. Ece Çamur'dan vesilesiyle Instagram'da da takip aldım. Meraklıyım doğrusu. Sevgiler. YouTube'da da takip alın. Çünkü aslında kanalımız aslen bir YouTube kanalı. Abone olun o zil butonuna basın. Böylece bütün uyarılar, bütün bildirimler gelsin. Abone olup da zil butonuna basmayanlar zile basın. O zaman haberler daha düzgün gelecek.
Salı akşamları Instagram'da Yalın Sanat'a konuk oluyorum. Gözde dün akşam çok iyi bir kayıt oldu bence. Eskiz yönetimi, eskiz geliştirme gibi konular da çok hoş olur. Yes, katılıyorum. Bunu yaparım. Bunu yapalım. Canlı yayınlardan birini. Ama ben bu cumartesi tekrar yerdeniz yapacağım. Özledim, onu söyleyeyim. Kedi, evcil hayvan konuştuk, yaptım. Figürlü kompozisyon yaptık, konuştuk. Cumartesi tekrar bir büyücülere bakacağım. Çünkü şöyle bir şey var. Bilmeyenler için benim bir sergi projem var. Ve sergide bu 9 ustayı yapmak istiyorum. Ve canlı yayınlar da projemin bir parçası. Dolayısıyla aslında hepiniz gelecekte olan bir serginin yani geldiğinizi yaptığım zaman gelecekte olan bir serginin üretim aşamasının içinde oluyorsunuz. Yani galeri ve mekan uygun olursa o sergide bu üretim aşamasını da gösteriyor. Olayın içine dahil ediyor olmak istiyorum. Ama göreceğiz tabii. Eskiz yönetimi çok güzel olur. Kesinlikle katılıyorum. Bunu yapacağım. Yani bunu burada nasıl yapabilirimi bir düşünmem lazım. Oldu Umut, görüşmek üzere. Umut yapsın akşam üstü yayınını. Ama Umut'un kendine hesap açması lazım. Fevkalade sohbetleri şu anda o şekilde nasıl yaparız bilmiyorum. Biz iki ayrı şehirlerdeyiz çünkü. Yani bir başkasının yayın yapmasıyla sıkıntım yok da şeyi nasıl çözeceğiz? Şifre ve yayına girişi nasıl? Bunu çözeceğiz. Ben biliyorum nasıl yapıldığını da şu anda onunla ilgili yeterli ekipmanımız maalesef yok gibi. Bu konuyu bir düşünürüz. Evet, bu arada figürlerimizi de çıkardık parçadan. Tabii şurada bu figür bunu burada kapatacak, burada başka bir şey olacak ve böylece bir parça figür yerleşimi de yapmış olduk kompozisyonumuza. Şöyle bir uzaktan bakalım. Sizler çok rahat görüyorsunuz ama ben hissetmiyorum malumunuz. Oo, bayağı kütür kütür oluyor. Şahane. Çok çok mutluyum. Görünürlük korkutur beni. Valla bilmiyorum. Mesela ben Fatih de çıksın çok istiyorum gözleri olanlarda. Fatih kaçıyor. Yani herkese göre değil. Pardon, kaçıyor dedim. Kaçmıyor çocuk. Şimdi şey yapmayalım. Gelmek istemiyor. Tabii bir yandan çiziyorsun, bir yandan konuşuyorsun, bir yandan buradaki teknik tarafı diyorsun, bir yandan da laf yetiştiriyorsun herkese. Kolay değil. Mesela ben iyi ki canlı yayınları yapmak için bir yıl beklemişim. Yani ilk acemiliğimde yapmadığım için çok mutluyum. Yani ilk yılın videolarının daha önceki şekliyle gidiyor olması çok iyi. Bu fışkiyemiz ne olacak? Ne olacak bu fışkiye? Nerede o güzel jestle yapılmış peri su? Su perisi. Ah ah. Gençler, bu resimde bir sorunumuz var. Ben burayı çizmeyi çok sevdim. Kendimi alamıyorum. Evet. Belki de şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun devamını bir başka videoda devam edebiliriz. Yani o da bir fikir olabilir. Yalasan'ı da takip edin arkadaşlar. Onlar da canlı yayın yapıyorlar. Fatih çok iyi bir yer. Gözde çok iyi bir yer. Evet, aynen öyle. Kuyu yapayım bunu mu? Aa, olur. Dur bir dakika, onun oranını nasıl ayarlayacağız? Burada kuyu olsun diyorsun. Şöyle şeyiyle beraber. Tamam. İyi fikir. Ben öbür fikri yapamayacağım çünkü onu dert ediyordum. Teşekkür ederim. Öbür fikri çözemedim bu kompozisyonda. Bana uyar. Hem silgisiz yapmanın yapmaya çalıştığımız için bir şey değiştirmenin güzelliğini de silgi kullanmadan onu korumanın güzelliğini de göstermiş olduk arkadaşlara. İyi bir fikir oldu.
Teşekkür ederim Mercan Hoca. Daire tam olmadı. Bunu sonra kendim normalde bakarak düzelteceğim. Şu anda perspektif yeter ama şuraya kovamızı koyalım. Değil mi? Makara sistemi olması lazım değil mi? Şuradan halat gelecek, buradan gelecek, şu taraftan gelecek ve şurada bir kova duracak. Öncülerimin iç sesinin hadi devrik silindiri yapsana bize anlatıyordun dediğini duyar gibi oldum. Sizden korkacağım ama sizden mi korkacağım gençler? Tabii ki çizebilirim. Görmüş olduğunuz gibi zınk diye çıktı. Aha, çok eğlendim. Bunu yapmakla çok eğlendim. Böyle bir resmi yaparken bir şey aniden değiştirmek çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten çok çok seviyorum bunu. Belki de şöyle yaparız. Bu hafta bir fazladan yayın yaparız ve bu resmi orada bitiririz. Ne dersiniz? Bir başka gün tekrar buluşmak ister misiniz? Çünkü daha 2 saat işi var bu. Ben 15 dakika yapıp bitirdim. Yani yayını 15 dakika içinde finalize etmek istiyorum. Bakmam lazım bir şeyleri nasıl teknik olarak yapıldığına. Gerçekçi durması için referansı kontrol ediyor olmak gerekiyor. Aniden fışkıyı yap bence olabilir. Olur hocam geliriz tabii olur. Belki cuma bir ekstra yayın yaparız. Instagram'dan ve buranın community sekmesinden duracağım. Bu resme belki sonra devam ederiz. Evet öyle de olabilir. Çünkü şurayı ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten yani, daha sonra burayla ilgili bir fikrim var ama onun gerçekten nasıl gözüktüğünü bilmiyorum. Hani buraya fışkıya yapmadık ama belki şuraya arkaya fışkıya yaparım sonra umutu kırmamak için. Bu tarafta geride ikinci bir meydan varmış gibi. Veya buraya bir küçük şey çizerim. Çocuk çizerim. Oyuncakları taşlarla oynuyordur. O kendisi fışkıya yapıyordu falan. Olabilir. Bence bu resmi cuma günü devam edelim dostlar. Ben de biraz üzerine kafa patlatayım. Aceleye getirmeyelim. Çok yerli yerinde bir kompozisyon oldu. İki partlı bir anlatım videosu gibi oldu. Hem onu yaparız hem de şey yaparız ama gerçekten güzel bir resim kompozisyonu oldu bence. Ben şu an gidişattan çok memnunum. İstediğimden daha kontrollü gidiyor açıkçası. Evet bence de iyi gidiyor. Ben çok daha serbest dinamik bir şey yapacaktım ama böyle çıktı. İşte resmin de güzelliği burada. Sen bir şeye niyetleniyorsun o başka bir şey yapıyor. Güzel bir figürlü kompozisyon olmaya doğru gidiyor. Gerçekten çalışmak, bakmak lazım. O yüzden cuma günü bence devam edelim. Yani bunu bitirelim. Ve etüdü ilerletmeyi de gösteriyor olayım. Evet. Açıkçası ben tamamım. Dostlar biraz yoruldum. Yani 1,5 saat oldu zaten. Orada pazar meydanında kullanılan kumaştan tenekeler yapsana. Aşağı direkler üzerine gelmiş kumaşlar falan. Evet doğru söylüyorsun. Şu taraflarda. Ama işte şeye ihtiyacım var. Yani şu an o bağlantılarını hatırlayamadım. Dolayısıyla biraz bu fikirleri yazın. Ben de onları azıcık eskizini yapayım. Yani ben meydana ve figürlerin nerede durduğuna çok konsantreydim. Resim öncesi eskizi o şekilde yaptım. Şimdi hiç eskizini yapmadığım bir şeyi birdenbire hatırlayamadım açıkçası. Ya böyle çıt diye gideceğim. 70'e 100 ölçüdeki, önce teşekkür ederim güzel olduğunuz, beğendiğinize sevindim. 70'e 100 ölçüsünde kağıt var, evet bulunuyor. İnce gramajlı, kalın gramajlı. Ben Kuşadası'ndayım ve hani bulabildiğim en büyük kağıt 50'ye 70. O yüzden iki kağıda yaptık. Ama bu da bir çalışma tekniği. Yani Lord of the Rings'te kuleyi Isengard'ı A4 kağıtları birbirine ekleyerek çizdiler. Yani yapılır. Önemli değil. Arkadan bir kağıt yaparsınız.
çizersiniz, fixative dersiniz. Çerçeveye girdim. Hiçbir şey olmaz ya. Çok seversin. Gelecek program devam edersin. Yorulmayayım. Evet, ben biraz yoruldum. Kesinlikle katılıyorum. Bu hafta bir tane ya cumartesi, cuma ve cumartesi olmalı, devam ederiz. Community sekmesinden duyuracağım. Cuma akşamı bu resme devam edelim. Çünkü uzun sürecek. Belki cumartesi de devam ederiz. Bunu bitirene kadar bir iki yayın peş peşe yapalım. Umarım keyif almışsınızdır dostlar. Hepinizi tek tek öpüyorum dostlar. Canver Şimdana kolay gelsin arkadaşlar. İnize sağlık geldi. Güzel bir oyun oldu. Evet, bende de çok güzel bir oyun oldu. Çok eğlendim. Cuma akşamı 22'de Fevkalade Sohbetler'de görüşmek üzere. Buraya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Uzun yaşayın ve parlayın. Görüşmek üzere.